ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Yoğun bir hafta bizleri bekliyor çünkü ligi hafta içinde de yaşıyoruz. 14. hafta heyecanını. Maçların ardından takım oyununda tüm gelişmeleri konuştunuz. Tabii daha da detaylandıracağız son sayfada konuklarımızla birlikte. Kimler var bu gece stüdyoda? Önce onlara bir hoş geldin diyelim. Taner Karaman hoş geldin. Hoş bulduk Melike. Savaş Çorlu, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar dilerim biz de. Hayri Beşer, sen de hoş geldin. Hoş buldum. Özellikle Savaş Çorlu ve Ayrı Beşer'le uzun zamandır yayın yapmıyordum. Ekstradan son sayfaya hoş geldiler diyelim onlara. Uzun bir program bizleri bekliyor. Zaten yoğun bir hafta geçirdik. Biz daha hafta sonunun maçlarını konuşmaya devam ederken, yankıları sürerken hemen bugün itibarıyla yeni karşılaşmalar, yeni hafta bayağı konuşacak şey birikti. Şimdi en sıcak karşılaşma tabii akşam Galatasaray Göztepe maçıydı. Galatasaray 3 puanı aldı. Rakibini 3-1 mağlup ederek maçın detaylarını konuşacağız, analizlerini de yapacağız ama öncesinde bir Taner Karaman'la başlayayım. Hatta Fatih Terim'den yoksun bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Nasıl gördünüz sahada sarı kırmızıları? Tabii sezonun ya da hatta son iki sezonun belki de en iyi startı denilebilir mücadele için. İlk 15 dakika gerçekten de Galatasaray belki 2 gol attı ama çok daha fazlasını da bulabilirdi. Böyle bir oyun sergiledi. Süreklilik var mıydı? Yoktu. Sonrasında düşen bir oyun yapısı. İkinci yarıda biraz daha toparlanmış. İkinci yarının belli bölümlerinde biraz daha toparlanmış bir Galatasaray vardı ama 90 dakikaya yayılan bir iyi performans var mı derseniz yoktu. Maçın çok kritik bir noktası Soner'in kaçırdığı gol. Hatırlarsınız ikinci yarıda. Soner eğer o golü atmış olsaydı çok daha farklı bir oyundan da bahsedebilirdik. Bu anlamda Galatasaray'ın oynadığı oyunun eksileri artıları var. Artı anlamı da şu: Karagümrük maçını tamamen akıllardan silmiş bir Galatasaray var oynadığı oyunla. Ama şu da bir gerçek. Bu oyunu Karagümrük karşısında yine oynasalar, şu oyunu oynasalar, Göztepe karşısındaki oyunu Karagümrük karşısında oynasalardı muhtemelen yine Karagümrük kazanırdı. Savaş Çorlu, katılıyor musun? Ben stat'tayım tabii, canlı çıplak gözle izledim maçı. İlk 15 dakikası bana göre de son haftaların en iyi Galatasaray'dı. Eğer o kontrol ataktan Soner'in harika golü diyeyim ben ona. Emre Kılıç'ın da bireysel bir hatasından kaynaklanan ama gol, Vida'nın atmış olduğu golü anımsattı bana. O gol Galatasaray'ın hızını kesti çünkü beklenmedik bir şekilde bir gol yedi. Eğer o golü yememiş olsaydı maç ilk yarıda 4-0, 5-0'a falan gidebilirdi. Çünkü müthiş bir takım oyunu vardı araya kadar. O paslaşma, takımdaşlık, kulübe, saha, hücum yönü, pres yönü bambaşka bir Galatasaray izledim. Yani 15-20 dakikalık değildi ama golden sonra bir anda panik yapan o Galatasaray bir anda bir panikleme havasına girdi. Soner'in kaçırdığı gole katılıyorum. Eğer orada Soner o golü atmış olsaydı çok zoru yaptı. 2-2 olurdu ve belki Galatasaray biraz daha panik havasına girebilirdi. Ama bireysel olarak bu gecenin öne çıkacak bazı futbolcular var. Başta Arda Turan, onu özellikle önümüzdeki dakikalarda konuşacağım. Galatasaray 65 dakika, 70 dakika kötü futbol, iyi sonuç. Bence o, tekrar söylüyorum, 2-1'e kadar olan futbol şahaneydi. Sonrasında inişli çıkışlı Saratçı'nın performansı bireysel olarak tartışacağız ama ben de maçın o golünden sonra, yani 2-1'den sonraki Soner'in çok net atmış olsaydı çok farklı bir maç olabilirdi Galatasaray için. Çok farklı bir sonuç olabilirdi. Şimdi oyuncuların bireysel performanslarını da konuşacağız. Arda'ya gerçekten ayrı bir parantez açmak lazım. Onun için özel de bir maç olmuş oldu attığı golle birlikte tabii bu karşılaşma. Hayri Beşer'e dönmek istiyorum. Devamında tabii Trabzonspor'un da karşılaşmasını konuşacağız yine. Ama önce istersen sondan başa gidelim. Sen nasıl bir maç izledin? Ben de kısaca şöyle özetleyeyim. Bir defa karşılaşmanın başında Göztepe'nin özgüven duvarını adeta balyozla yerle bir eden bir Galatasaray izledik. Sistemli planlı bir ön alan baskısı ve bu ön alan baskısını destekleyen, topa sahip olduktan sonra desen kıvamında pas örgüleri, Emre, Feghouli, Belhanda ve Arda arasında oluşan, hakikaten bu oyuncular arasındaki kısa paslaşmaların ortaya çıkardığı futbol keyfiyetini başka hangi takımın hangi oyuncu grubu yapabilir sorusunu sordurtan bir Galatasaray vardı. Bu süre çok etkileyiciydi. Sonrasında da işte Göztepe'nin golüyle, Soner'in attığı golle senaryo değişti. Adeta Göztepe kısasa kısas yaptı. Golü attıktan sonra bu defa Galatasaray'ın adeta özgüveni örselendi. Göztepe ön alan baskısıyla bu defa hayır bu oyun senin değil, burada ben de varım dedi. Bu aslında işin karşılıklı anlamda keyif verici tarafıydı. Şöyle özetleyeyim bir yönüyle. Maçın iki tane kırılma anı vardı. Bir tanesi Soner'in attığı gol. Galatasaray diktasını sona erdiren goldü. Yoksa biz bir Galatasaray diktası izleyecektik ama çok sevimli, çok keyif veren futbol adına hakikaten alkışlanacak bir oyun düzeyiydi bu. Öbür taraftan ikinci kırılma anında yine Savaş'ın değindiği Soner'in kaçırdığı ikinci gol oldu. Ya Galatasaray'ın keyif verdiği anlarla ilgili şunu söyleyeyim. Bir takımın bunu 90 dakikaya yayması zaten mümkün değil. Yani dünyanın diğer büyük takımlarını, majör takımlarını da ele alsak 90 dakikalık süreklilik arz eden bir performansla, baskılı bir oyun performansıyla karşılaşmazsınız. Bütün mesele bunu oyunun geneline yayabilmek. Yani 50 dakikalara, 60 dakikalara çıkarabilmek. Galatasaray bence o parıltıyı veriyor. O parıltıyı vermesi de sarı kırmızılı takım açısından bundan sonraki süreçte çok pozitif bir görüntü. Evet, biraz da 11'ler üzerinden konuşalım. Taner, sen sahaya sürülen 11'i Galatasaray'da nasıl buldun? Biz izleyicilerimizle maçın öncesinde de zaten bu muhtemel 11'i paylaşmıştık ama özellikle dizilişlerle ilgili düşünceni, evet. Arda'nın bulunduğu bölgeyle ilgili, Emre Kılıç'ın aldığı görevle ilgili düşüncelerini merak ediyorum saha içinde. Sence bu 11'le ve bu dizilişle mi Galatasaray beklediği oyunu, sahayı da ortaya koymak istediği oyunu koydu sence? Aslında şöyle, tabii Galatasaray bu sezon klasikleşmiş bir merkez orta saha olarak adlandırabileceğimiz Taylan'ın arkada beklediği, önde dörtlü bir orta saha, ileride de tek oyuncu olarak Falcao'nun yokluğunda özellikle de Çadney'i izledik. Tabii ortadaki dörtlü devamlı değişiyor Galatasaray'da. Ve Fatih Hoca'nın burada forma adaleti noktasında doğru kararlar verdiği düşüncesindeyim. Orta sahada aksayan oyuncuları kenara alan, biraz da rakibe göre belli oyuncuları oyuna süren bir isim Fatih Terim. Ve bu karşılaşmada aslında Fatih Hoca'nın belki de planlarını bozan noktalardan bir tanesi orta saatinde bulunan oyuncuların fizik güçleriydi. Buna işte Arda da dahil olmak üzere bazı oyuncuların halen daha fiziksel anlamda problem çektiğini gördük. Geçtiğimiz hafta çok daha diri, hatta bir önceki haftaları da buraya sayabiliriz. O seri yapılan 5 hafta içerisinde de Galatasaray'ın orta sahasının kazanım gösterdiği ikili mücadele değerleri çok yüksekti. Ama bu karşılaşmada sanırım eleştirebileceğim tek nokta orta saha ile alakalı. Fiziksel anlamda Göztepe orta sahasına göre daha zayıf kaldılar. Bu biraz problem oluşturdu. Çünkü özellikle ikinci yarıda daha da düşen Galatasaray'ın orta saha fizik gücü vardı. Ki bu Göztepe'nin 9 tane, en azından şöyle söyleyeyim, 9 kez Galatasaray ceza sahasına tehlikeli yaklaşmasına sebebiyet verdi. 9 kez. 45 dakikada, yani her 5 dakikada bir rakibinizin orta sahanızı çok hızlı bir şekilde ve rahatça geçmesine izin verdi bu orta sahattı. Ve bu fizik kapasite de tabii ki işte hem Arda için de bu geçerli, Feghouli için de bu geçerli. Birçok oyuncunun Galatasaray'ın orta sahasında bu sorunu yaşadığını gördük. Şimdi buna bize aslında çok net bir referans şudur. Göztepe takımı bu ligin hava hakimiyetinde de hem de yerden ikili mücadele ligin en kötü takımlarından bir tanesi. İki değerde de son 3'te yer alıyor. Ama bu karşılaşmada hem hava toplarında Galatasaray'a üstünlük sağladılar hem de yerden ikili mücadelelerdi. Yani aradaki kıstası böyle sağlamak daha mümkün. Biraz sadece tercihler, evet, zihinsel anlamda, mantık anlamında doğru tercihlerdi. Biraz orta sahanın fiziksel kapasitesi düşük kaldı. Onun dışında bir problem yok gibi gözüküyor. Şimdi maçı canlı seyretmiş Savaş Çorlu'ya da soralım. O biraz daha iyi okumuştur diye tahmin ediyorum seyrederken canlı olarak. Sen o orta saha kurgusuyla ilgili ne düşünüyorsun? Nerede yani aksadı Galatasaray? Bu orta saha kurgusunun iyi olmasının bir defa temel faktörü Arda Turan. Arda Turan, Belhanda son... Bu kadroyla ilgili bir soru sordun ya, bir tane. Bu kadroda 4 değişik vardı son Karagümrük maçına göre. Evet. Baktığın zaman Oğulcan Çağlayan'ın yerine Arda, Emre Akbaba'nın yerine Belhanda. Mecburi değişiklik, Marco Kart cezalısı orada Luyndama'yı oynattı, oynamıyordu yani daha önceden. Mecburi değişiklik artı Emre Akbaba'nın oynamaması zaten bize sürpriz olmadı. Performansı beğenilmemişti. Ben Oğulcan'dan birisini, Belhanda'yı beklemedim açık konuşayım. Evet, ben Belhanda'yı önceki yayınlarında da söyledim. Belhanda'yı bu maçta 11'de beklemedim söylemiştim ama Belhanda Arda ikilisinin çok iyi tuttuğunu söyleyebilirim. Belhanda ile Arda'nın ikisi bir arada oynadığı zaman oynuyorlar, oynatıyorlar. Mesela Belhanda'yı Arda'sız bir takıma koyduğu zaman Belhanda yalnız kalabiliyor. Ama Belhanda ile Arda arasındaki uyuma baktığı zaman topu taşıyabiliyorlar, topu sürebiliyorlar. Zaman zaman Belhanda hata yapabiliyor belki. Ama bugün Karagümrük maçına göre baktığın zaman herkeste bir özgüven vardı. Şut çekme özelliğini Taner'le geçen maçta görüşmüştük. Daha önceki maçlara göre çok az şut çeken bir Galatasaray vardı. Ama o gün mesela Emre'nin de işte çektiği şut gol oldu. O takımın bu kadar kompakt bir şekilde çıkması, hava toplarında iyi olması, topu dağıtan iki tane oyuncusunun olması. İki tane aynı özellikle, birbirine yakın özelliklerde. Belhanda ve Arda. Şimdi Arda'nın maç içinde baktığımız zaman neredeyse ayak basmadı, yer bırakmadı. Evet.